Merhaba sevgili birinci sınıflar, Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde m sesiyle ilgili heceler, hecelerden kelimeler ve kelimelerden cümleler oluşturacağız. Hazırsanız başlayalım. E sesini daha önceden öğrendik. Şimdi ise yeni öğrendiğimiz m sesiyle birleştireceğiz. En, en. En, en. İkisi birleşti ve en oluştu. En anlamlıdır. En büyük hayvanlardan biri fildir. En sevdiğim yemek makarnadır. En güzel çiçek papatyadır. Bakın, en ile ilgili cümleler oluşturdum bile. En, en. Şimdi ise E ve N sesini yer değiştiriyoruz. N, E. N, E. N, E. N, E. N, E. N, E. N, E oluştu. Ne bir soru kelimesidir. Onun adı ne? Ne demek istedin? Ne zaman geliyorsun? Gördünüz mü? Ne kelimesini kullanarak ben sorular oluşturabiliyorum. N, E, ne, ne. Biraz önce ne hecesini öğrendik. Bakın burada. Gördünüz mü? Ne, ne. Şimdi ise ne'nin sonuna bir k sesi gelmiş. Birleştirelim. Nek, 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 nek. Nek anlamsızdır. Biz bunu anlamlı yapmamız lazım. O zaman başına i sesini koyuyorum. İ, nek, i, nek, inek, inek. Ne oluştu? İnek kelimemiz oluştu. İnek, inek. İnek kelimesini kullanarak cümleler oluşturalım. Ali inek al. Ali inek al. Lale inek elle. Lale inek elle. Hadi şimdi siz okuyun. Harikasınız. Yeni heceler ve kelimeler oluşturmaya devam edelim. Daha önceden öğrenmiş olduğumuz A sesiyle N sesini birleştiriyoruz. An, 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 an. Hangi hecemiz oluştu? An, an. Yanına daha önceden öğrendiğimiz heceleri getirerek an hecesini kullanarak anlamlı kelimeler oluşturalım. An. Biraz önce görmüş olduğumuz an hecesi burada. Yanına ise soru kelimemiz olan ne hecesini getirdik. An. Ne. An. Ne. An. Ne. Anne kelimesini oluşturdum. Anne. Anne. Anne kelimesini kullanarak cümleler yapalım. Anne çiçek ek. Anne çiçek ek. Anne un ele. Anne un ele. Şimdi sıra sizde. Cümlelerimizi okuduysanız devam edelim. Anne kelimesinde bulunan an hecesi bakın burada. An, an,
An, yanına ne geldi? La, an, la, an, la, anla, anla, anla kelimesini oluşturdum. Anla, anla kelimesiyle cümleler oluşturalım. Ali, anla, Ali, anla, lale, anla, lale, anla. Bu sefer A ve N'nin yerlerini değiştiriyoruz. Önce ağzımdan N, daha sonra ise A çıkacak. N-na, 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 N-na hecesini oluşturdum. N-na. Peki N-na anlamlı mıdır? Hayır. Na'nın anlamı yoktur. Na anlamsız bir hecedir ve anlamlı kelimeler üretmemizde na hecesi bize yardımcı olacaktır. Bakalım na hecesiyle hangi kelimeleri üreteceğiz? Bakın na işte burada. Na, ne, na, ne, na, ne, na, ne, nane, nane kelimesini ürettik. Nane bir bitkidir. Nane. Şimdi ise cümlelerimize bakalım. Anne, nane, ek. Anne, nane, ek. Ali, naneli, şeker, al. Ali, naneli, şeker, al. Bir şey fark ettiniz mi? Ne hecesi hem annede hem de nanede var. Bakın. Ne, ne. Anne, nane. Anne kelimesi A ile başlarken nane kelimesi N ile başlıyor. Anne, nane, ek. Ali, naneli, şeker, al. Bakın burada li hecesi aynı zamanda Ali'de de var. A, li, nane, li. Gördünüz mü? Aynı heceleri kullanarak birden fazla kelimeler üretebiliyorum. Yine karşımıza na hecesi çıktı. Na, bakalım yanına ne gelmiş? Lan, na, lan, na, lan, na, lan, nalan, nalan. Nalan kelimesi oluştu. Nalan bir kız ismidir. O yüzden n sesini büyük yazdım. Çünkü insan isimleri büyük harfle yazılır. Nalan. Nalan ile ilgili cümlelerimize bakalım. Nalan kek al. Nalan kek al. Hadi siz okuyun. Nalan kelimesini de öğrendiysek başka kelimeler oluşturmaya devam edelim. Na hecesi işte burada. Na hecesini kullanarak yeni bir kelime üreteceğiz. Nal, 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 nal. Nal, atların ayaklarına takılan bir araçtır. Nal ile ilgili cümlemize bakalım. Ali, nal, al. Ali, nal, al. Şimdi sıra sizde. Harikasınız. Devam edelim. Daha önceden öğrenmiş olduğumuz bir heceyi burada görüyorsunuz. K hecesi. K. K. Nan. K. Nan. K.
Nan. Hızlanalım. Ke, nan. Ke, nan. Kenan oluştu. Kenan bir erkek ismidir. İnsan ismi olduğu için başındaki k sesini büyük yazıyorum. Kenan. Kenan ile ilgili cümlemize bakalım. Kenan inek al. Kenan inek al. Bir de siz okuyun. Evet sevgili öğrenciler, n sesini kullanarak heceler, hecelerden kelimeler ve kelimelerden de cümleler oluşturduk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.